Kan canın yaralarını. Kurban olurum senin o kanayan yaralarına. Berkine. Kan canın yaralarına. Kurban olurum. Berkine. Ne? Hepiniz hoş geldiniz. Yine 9 yıl oldu. Kucağımdan, elimden, önümden koparalı. Tam 9 yıl oldu. Şimdi yaşatsalardı bu 24 yaşında olacaktı. Ama Berkin hep 14 yaşında kaldı. Ben yıllardan beri mücadele ederken hiçbir çocuk ölmesin dedim. Ama maalesef geldiğimiz nokta gitgide ölümler çoğalıyor. Biz adalet onun için dedik ama maalesef onu da göremedik. Çok üzgünüz. Çok öfkeliyiz. Çünkü son depremde hepimizi daha mahvetti. Tek dileğimiz adalet, adalet. Yine cansız. Biliyorsunuz 16 Haziran'da da yoktu. Can Atalay, Celle abla. Bu anmada da yoklar. Burkuk, üzgünüz. Umarım en kısa zamanda onları alacağız. İnan ki can çok seviyoruz onları. Öfkeliyiz yani. Gerçekten çok öfkeliyiz. Bizi yalnız bırakmadığınız için bütün dostlarınıza, hepinize ayrı ayrı teşekkür bir borç biliyorum kendi adıma. Berk'in bulunanı tam 10 yıl oldu. 9,5 10. yılının içinde. Kaybedeli de 9 yıl oldu. Bugün 9. yıl. Ama biz adaletin ağasını görmedik. Bizim oğlumuzun katili şu an dışarıda. Belki de bilmiyorum, hala öldürmeye devam ediyordur. Ama biz, eşim ve ben yargılanıyoruz. 8,5 yıla yargılanıyoruz. Bize gelince adalet var ama katile gelince adalet yok. Ve bizim avukatımız Mücella abla, Tayfun, işte Tayfun Kahraman, bütün Gezi'de olan insanların hepsini suçsuz bir şekilde şu an müebbetle yargılar ve içeri attılar. Bizim çocuğumuzu öldüren katil de müebbet aldı mı hala dışarıda? Bu adaletin neresinde bir ağası var? Bana bunu kim tarif edebilecek? Buradan ben Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Türkiye'de yargı bağımsız diye konuşuyor. Bağımsız mı acaba? Umarım en kısa zamanda bu kadar cezaevi yaptık diye övünüyorlar. Herhalde onlar kendilerine yaptılar o cezaevini. Umarım öyle olacak. Yakın bir zamanda öyle düşünüyorum. Buradan cezaevindeki bütün hükümlere, Gezi davasında tutuklanan bütün dostlarımıza en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Can Atalay, Mücella Yapıcı, diğer dostlarımız da hepsini aramızda görmek istiyoruz. En kısa zamanda aramızda olacaklar biliyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Benim çocuğum geri dönmeyecek. Bunu defalarca söyledim. Ama biz bu davanın emsal teşkil etmesini istiyoruz. Bir daha böyle bir şey olmamasını istiyoruz. Ülkemizde hukukun, adaletin, kardeşliğin, barışın olmasını istiyoruz. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Tekrar sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Yalnız olmadığınızı biliyoruz. Bütün dostlarımız sağ olun. Çok teşekkürler.